Bize bu fırsatı verdiği için inanılmaz pişman olacak. Elime öyle bir koz geçti ki 7 yıldan beri bana yaptırdığın her şeyi fiti fiti burnundan getireceğim Damla bugün. Birincisi bana bir gözlüğü taktırdığın için, ikincisi beni videoda yancı gösterdiğin için, insanları beni yanlış aksettirdiğin için senden çok fena intikam alacağım Damla Altun. Bilmiş ol. Artık bu ev hayatına çok fazla gelmeye başladın. Hepimizin sinirlerini ayrı ayrı çok bozuyorsun hiçbir şey yapmayarak. Artık bu adamın ayrılmanın zamanı geldi. Hepimiz. 3, 2, 1... Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Bugün bu arkamda gördüğünüz insanlar benim hayatımı yönetecek. Aslında videomuzun konusu bu. Ben normalde bunu en yakın arkadaşım hayatımı yönetiyor şeklinde yapacaktım. Sonra dedim ben ki... Ben de çekecektim. Ben dedim ki senin ayıp olur. Fuat dedi ki niye bunu hepimiz yapmıyoruz? Hem de ben de videoda gözükmüş olurum. Benim için iyi olur dedi. Ne olur dedi? Ben de videoda gözükmüş olurum. İyi olur dedi. Bak işte bunu koyarsan bu insanlar gerçekten anladın mı? Beni yancı gibi gösterme abi. Ben videoda gözüküyorum. Hayır şaka yapıyorum yok orayı koyamazsın. Koyacağım bir sus. Benim koyacağım ben sus. Fuat böyle bir şey demedi. Fuat sadece bunu daha kabalık çeksen daha güzel olur dedi. Ben de haklısın dedim. O yüzden normalde Selin'in yapacağını tüm gün bana yaptıracaklarını bugün hepsi sırayla bak hala gülüyor. Sırayla hepsi yaptıracak bana. Konseptimiz tamamen bu. Oldukça heyecanlıyım. İnşallah kötü şeyler istemezler diye düşünüyorum. Yani siz bana sırayla bugün yapmamı istediğiniz şeyleri söyleyeceksiniz. Bana görev vereceksiniz. Yemek isteyebilirsiniz. Çay kahve servisi isteyebilirsiniz. Bulaşık yıkamamı, çamaşır yıkamamı, çorabını çıkart, yıkatmamı. Her şeyi isteyebilirsiniz benden. Tırnaklarımı kesmeme. Ben mi keseceğim? Aa! Aynen nasıl dedin? Oha! Ya biz seninle valla abi kardeşiz. Konsept bu. Bu arada az önce bir fotoğraf çektiğim için böyle aşırı makyajlıyım. Ama gayet güzel. Küpeler falan. Üzerinde de şey ama normal bir tişört var yani spor tişört var. Bugün böyleyim videoda. Hazır mısınız çocuklar? Sen hazır mısın? Biz hazırız. Ben de hazırım. İlk ben başlayabiliyor muyum? Ha. İlk Selin başlıyor tamam. Bir dakika bekleyin. Arkadaşlar bu sizin konuk oyuncu gözlüğünüz. Hepiniz takacaksınız. Hayır bir şey söyleyeyim. İzlediğim bir filme çok benziyor şu anda. Hatta birkaç filmde vardı. Şerefsizler ya. Ama ne kadar tatlı oldu Selin. Bence sinemayı düşünmelisin. Şöyle bir karar aldık. Bu insanlar bana görevimi direkt söylemeyecekler. Kağıtlara yazacaklar ama ben kağıtları seçeceğim. Hangisi gelirse de onu yapacağım. Bu şekilde de birbirimizi boğazlamamış oluruz diye düşünüyorum. Ya da ben görünce... Bana insan diyor çok fena bir eğleniyorum. Çok fena bir eğleniyorum bak. Ya bu saçımızı başımızı darmadan da bakma. Birisi böyle ya. Ay o harika yazdığın şey. Şöyle karıştıralım mı biraz? Şey olmasın, iyi. Herkes bakıyor. Bir şey soracağım, iğrenç şeyler yazdın o zaman değil mi? Yok. Ben iğrenç bir şey yapmayacağım. Ben senin şeyler yazdım. Git kendini kustur ya. Ben seni mutlu edecek bir şey yazdım. Tamam, ilk kağıdımı açıyorum tamam mı? Ay. Çabuk git makyajını çıkart, ha ha ha. Bu yazmış bunu. Bravo Selin. Aa abi daha yeni yazsın. Selin. Şansız. Kardeşim yılların intikamını alıyoruz. Gel gel intikam. Abi istedim gel sen. İntikam. Bir saat olmadı daha makyajımı yapalım. Hayır olay yok. Ve kirpik falan takmışsın ve fotoğraf falan... Sonra bak. Mesela bunu akşam söylese mesela o kadar güzel gelmezdi. Keyifle çıkartırdın. Neyse gidiyorum makyajımı çıkartmaya. Şu an beni bir tık üzüler farkında mısınız? Daha makyajımı yeni yapmıştım ve gerçekten de özenerek yaptım. Kirpik çok güzel yapıştırdım. Farımın rengi çok güzel. Dudağımdaki rujla uyumlu olduğuna inanıyorum. Kendi açımdan saçım, başım, takılarım hepsi okeydi. Şuraya koydum. Nasıl küpeler falan filan hepsi çok güzel olmuştu. Kirpiklerimi çıkartıyorum. Ama kolay çıktı iyi bari. Makyaj temizleme mendili. Pamuk makyaj temizleme. En azından bu makyajda bir tane story atabilmiştim. Sadece saçımı falan yapmadan atmıştım. Yalnız asla bitmiyor şuna baksanıza çıkıyor da çıkıyor. Nasıl bir makyaj yaptıysam. Bu mudur yani? Ben ne güzel hazırlanmıştım. Bir şey söyleyeceğim o zaman küpeleri falan da çıkartayım. Çünkü çok alakasız olacağım. Onların hepsi bir konseptti. Çok güzeldi değil mi küpelerim bu arada? Böyle taşlı tuşlu. Gördüğünüz gibi makyaj silindi. Yani ben istemiştim ki sizin karşınızda yine böyle hoş gözükeyim, ne bileyim makyajlı bakımlı durayım ama buna izin vermediler. Artık videoya böyle devam edeceğim. Çok da büyük sıkıntıyız zaten her zaman gördüğünüz halim. Bir de size şey göstermek istiyorum. Az önce yakaladım Şivas'ın ve diğer bebeklerin uyuyuş şeklini bakın şimdi. Birincisi Şivas çok soğuk bir kedi. O yüzden çok bak şimdi.
kendini yalıyor gerçi. Bu arkasına geçmiş, onun ısısıyla ısınıyor. Bu da burada oturuyor, başka bir şekilde ısınıyor. O kadar hoşuma gitti ki onların bu beraber ısınma çalışması. Orada benim şortum var. Güzel. Öpsün mü? Öpsün bir kere. Evet, ikinci görevim için hazırım. Ev halkı. Bak bir şey söyleyeyim mi? O kadar komik bir sevgilim var ki. Eşin daha doğrusu diyeyim. Eşin çok komik. Çok şanslısın. Gerçekten. Bazen beni o kadar güldürüyor ki. Özellikle FIFA'da. Seçtim. Okuyalım. Çok oldu. Hayır, iyi ki güzel de. Cilt bakımı and tırnaklar kesilecek. Kim için? Sen mi yazdın? Gülüşe baksana. Gençleştir şöyle ya. Kendime gireyim ya. Ama bir şey söyleyeyim, tırnağı yapma ya. Yani Fuat tırnağı nasıl yedin ki? Hayır. Ben... Bir de ayağını falan kestiririm ona. Yo yo. Ayak tırnağımdı bu arada da. Çok güzel yazmışsın. Sanki güzel bir şey söylüyormuşsun gibi. Cilt bakımı en tırnaklar kesilecek. Bunun sadece cilt bakımı kısmını sana yaparım. Tamam, tırnağı yaptırmayacağım sana zaten kardeşim. Hem de şoktu. Şok tırnak, tırnağı biraz şok yedim seni dedim ama bir de acıdım. Ha. Kıyamadım sana. Ya bu tırnaklara sen giremezsin. Buna bayağı profesyonel biri girmesi lazım. Doğru. Test tam olarak öyle bir şeyle. İstediğini yapabilirsin. Zaten bana dedin ki Fuat'cığım seni şöyle bir baştan yaratayım. Annenin tanımayacağı bir hale getireyim de seni gördün ya bana. Diyor muydun? Arkadaşlar bu arada bence bana çıkan görev güzel. Kötü değil yani. Ben daha kötü şeyler yaptırdım onların yerinde olsaydım. Onlar insan. Sen ne yaptırdın mesela? Ne bileyim, tuvaleti temizletirdim. Benim tuvaletim de bana ne? Bir şey söyleyeceğim ki, daha görevi yazamıyor muyuz? Ya ben zor şeyler yaptırdım da onu demek istiyorum size. Git benim evden. Abi benim işime yaramıyor ki, söylediğin hiçbir şey benim işime yaramıyor. Yani. Onun suratına maske yapmaması adamın işine yarıyor. Neyse beni çok üzmedi bu durum. Ama uzun uzun camların silinmesi ya da ne bileyim tuvaletin temizlenmesi senin işine yarıyor. Benim işime yarar, evet. Benim ama, ne işime yarıyor? Ama bunlar ben zevkli yapmak için onları yıkmak istemem. Ne, değiştirecek misin yalnız? Yo, odam da kıyafetlerimi toparlatırım. Benim işime yarıyor. Doğru. Seni alayım, koltuğa yatıyorsun hemen. Damlacığım sana güveniyorum. Evet, ilk eğer önce... Eğer beğenirsem hep gelip giderim. İlk önce sana buhar maskesi yapacağım. Uğur bayılır. Değil mi Uğur? O tüyle yaptınız buhar. Evet. Cildime de yakın çekim yap istersen. Tabii hemen. Before after yapalım, gel. Yap bakayım. Bakayım burnun. Abi bir şey söyleyeyim, çok enteresan değil mi? Hiçbir şeyin yok senin. Niye böyle? Neden böyle? Yeni mi geldin? Gizli gizli evde. Sen yeni mi geldin cilt bakımından? Ben o ütüden aldım. Ha yok ben... Uğur niye tertemiz bunun burnu? Ben çaydanlığa kafamı tutuyorum böyle. Oradan gelen bu halde. Ben yapmadığım için olmuyor bende bir şey ya. Bu arada tutayım, ben göreceğiz birazdan tertemiz. Hayır ama hakikaten burnun üzeri çok temiz. Benim de temiz. Aşkım temiz senin ya. Yine var siyah noktan. Aşkım. Benim burnumda bir tane siyah nokta yak ya. Gösterir misin bana kamerada? Bakayım aşkım. Tamam, daha yeni yok. Yeni yaptık ya. Geçen sefer de yoktu zaten. Sen benim kirli yağımı aldın. Birincisi şu buhar lütümüzü alalım. Çünkü en pratik yöntem bu. Fakat fişe takılıymış. Bir dakika. Fuat, bu seni korkutmasın. Ama çok güzel bir yöntem. Gerçekten biz bunu çok sevdik. Uğur'un fikriydi. Yüzüne gelmiyor. Bunu alıyorum ama ya. İstene kafana. Dur bir nefes alayım kanka. Bir dakika tutar mısın ya? Nasıl buhar alacak o zaman? Tamam. Savuna gibi düşün. Bunun şakası olmaz. Ben yüzümle para geçiyorum. Çok yakın yapma. Tamam. Ben kendi kendime tutabilir miyim? Böyle duracaksın ha. Fuat'cığım bak, senin için her şeyi dezenfekte ediyorum. Hemen gösterelim senin burayı bak. Tabii. Bak görüyor musun? Hı-hı. Yıkadım, şimdi dezenfekte ediyorum. Kolonyağı. Kolonyağıyla. Ya bu makine için böyle bir şey yazıyorlar mı mesela? Böyle de kullanabilirsiniz diye. İki daha makine çekmez. Bro daha kurban olayım, artık eridim ya, yüzüm gitti. Aa, 5 dakika durması gerekiyor. Çok iyisin ya. Yat şuraya. Ama abi yani... Siz bana ne yapıyorsunuz ya? Yat şuraya. Makine seni korkutmasın. Yaz şuraya. Ben cilt bakımı yazmışım, doğru mu yazmışım? Tişörtteyim. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Anne telefonu açmazsa meğer polise haber ver. En son burada. Yalnız yine bugün birazcık saat... var. Canlıcı mı? Yo. Sadece yanakları. Bir de morarırmış burnu. Bunu morarır. Morarıyor mu? Çıkmıyor. Abi çok tertemiz. Buradan evlenmek isteyen bayanlara... Temiz bir burunlu adamlar. Ama bir şey, sen birilerine yaptırıyorsun demek ki. Ekmek çarpsın. Yok be çarpsın. Bu ara almadı. Benim mesela ağzına kadar dolmuştu. Yemin et. Yok diye ucu dolmuştu. Abi senin çok az ya, ben inanamıyorum. Boş yere cilt bakımı yapmışsın. Evet, boşuna cilt bakımı yapmışsın. Cildin bakım değil mi zaten bu arada? Ver istersen ben onu benim burnumdaki yağla doldurayım. Hayır. Fuat'tan çıkmış gibi göstereyim ben onu. Arkadaşlar bu arada Fuat'ın kanalında efsane bir kışkırtma çektik. Onu da izlemeyen varsa izlesin. Sadece reklamını yaptım. Damla yapmaz bak. Abi inanamıyorum ya. Hiçbir şey çıkmadı ya bu arada. Ya şuna bak, hiçbir şeyin yok. Bana o plastik maskeden koyma da yeter.
Ha? Yok. Damla bir kere bana yapmıştı bu Noel Ola gibi yüzü şişirmezler var ya. Bu o değil, bu o değil. Bu sadece şu an burnunun üzerine. Biraz daha komple gelecek. Çok değil. Köpürmeye başlıyor böyle çıtır çıtır çıtır. Değil mi? Sesleri duyuyorsun. Gıdıklıyor ama gıdıklıyor. Şu an kaşımak istiyorum. Değil mi? Ben öyle yapayım. Yalnız bak bunlar seni izlediğine göre demek ki bunların da canı çekti. Görüyor musun? Çekti bak. Vallahi. Değil mi? Hadi çekti. Hepimiz yapalım bunu. Evet, seni banyoya alalım. Banyoya. Bakalım burnum neye benzedi. Video bir anda sana nasıl döndü ya? Ne kadar mantıklı bir karar verdin, farkında mısın? Her akşam yoğurt... Aa! Ne? Ne olmuş? Morarmış. Hayır be, saçmalama. Nasıl? Ben kör müyüm? Bakayım. What? Şimdi senin maskeni yapıyoruz. Sana seçtiğim maske Body Shop'tan geliyor. Himalayan. Evet. Rengi güzel. Şununla bir güzel. Cildini derinlemesine temizleyecek. Müthiş. Al bakalım. Bu biraz bekleyecek ama. Hemen yıkamak yok. Sen 3 maç yaparsın. Çalıyoruz, o kadar. Yok, 15 dakika işte. Aynen. Saçına değmeyecek şekilde yapıyoruz. Yüzüm yanıyor, normal mi damla? Demek ki temizledik bayağı. Hayır, şöyle bir şey olmasın. O ilk sürdüğünde bu etkileştiği zaman böyle yüzün başka bir şey değil. Şey gibi, yani domates sosla cipi karıştırıp yüzüm üzerine biraz tuzluğunu. Bayağı yanıyor şu an. Bu da yakar, bu mentollü. Gözüm de sulanıyor benim şu an. Başımda dönmeye başladı. Gözüm sulanıyor ama. Doğru, mentollü bu. Ben de şu zaman çok yanıyor yüzüm. Bak, gözlerimi getir. Doğru, mentorlu olduğu için öyle. Burada bir tane kaldı. Benim görevim. Senin görevin, evet. Tek sen kalıyorsun geriye. Bundan sonra yapar mıyız yapmayız emin değilim. Buna göre. Bu zor bir şeyse yaptırmam daha bir şey. Açıyorum. Gitgide canım yanmaya başlıyor. Açıyorum. Ama bunu Selin yapacaktı bugün. Neyi? Akşam yemeğini hazırlayan. Adam o kadar özetliyim. Hayır, o kadar değil. Orada hem yemek yazıyor hem bulaşık yazıyor. Hangisi? Ben bak bir şey söyleyeceğim. Bu akşamın yemeği belliydi, tamam mı? Tavuk sote yapılacaktı ve ben tavuk kesmekten... Ay, tavuk kesmek için çok kötü oldu. Yani hani eti kesmekten çok kötü olan bir insanım. O yüzden hayatta ben yapmazdım. Ama Fuat bana yardım ederse, Fuat tavukları keserse gerisi bende. Ya hayatım sen şimdi onu soracaksın diye tavuğu ben keseceğim, onu yapacağım ya Uğur. Akşam yemeğini hazırla, Fuat şuna yardım etsin. Ay oğlum şaşırdınız siz hiç ya, öyle bir dünya yok. Ben burada adamla FIFA oynayacağım ya biz ben abi. Ben şimdi Uğur'la FIFA mı oynuyorum? Siz de yemek yapıyorsunuz. Ben Napoli alıyorum. Senin sevmediğin et kesme bende. Tamam. Bir Serkan'dadır, iki bendedir. Eti... tamam. Zaten tavuk sote ne kadar sürebilir ki maksimum? Evet hadi defolun. Ben Napoli alıyorum o zaman Uğur. O zaman biz şöyle yapalım. Sen ne yapalım? İntikam! Tamam, kesmeler mesmeler bende. Tamam hadi gel. Ağzıma bir şey girdi. İnşallah bu maske değildir. Oralarında yoktu bir şey. Ooo mantar. Mantar. Ne yapıyorsun? Mantarı tavuk sen yıkıyor şurada. Musun? Mantarı yıkamıyorum. Soyuyorum ben. Bravo. Yani benden daha iyi bilenler vardır. Mantarı suya temas ettirmiyoruz diye biliyorum. Ben o şekilde yapıyorum. Daha ölmedim şu ana kadar. O zaman ben başlıyorum mantarları soymaya. He, mantarları soyuyorsanız abi. Bak tarihine bakalım ya. Şöyle hemen. Fuat bize çok şimdi yorum gelecek. Yani belki de mantarın yıkandığını söyleyen çok insan olacak, haberin olsun da. Şimdi tavuklarımızı yığadı. Bıçak var mı bıçak? Buraya getirdim bak burada. Sana bir sürü bıçak getirdim. Burada çok var sizden. Bir iki tane ben götüreyim mi? Kocaman lokum büyüklüğünde olacak. Lokum büyük ne olmasın mı? Daha mı küçük olsun? Daha küçük. E kuşbaşı dedin az önce. E bu kuşbaşı oluyor hayatım. Bu kuşun başı ne kadar olur? Hani öyle bir ayarlamamız lazım ki mantarlar ve... Şey böyle kaşıkla yenmeli. Çatal konarak değil. Aa, bok tavada yapabiliriz bunu. Hı hı. Değil mi? Sen bunu buralara kullanmıyor musun? Kullanayım mı? Sen manyak mısın? Tabii ki de kullan. Yani, mantarı da ben var ya yani aşırı severim biliyor musun? Şunun büyüklerinden olacak. Hı. Ondan sonra içine tereyağı koyacaksın önce biraz kurutla beraber. Tereyağı erdikten sonra kaşarı koyacaksın. Ya. O güzel zaten. Ben onu hiç sevmiyorum ya. Şefime mantarları da kilitledim, haberi yok. Dedim ki ne kadar güzel kesiyorsun Fuat ya dedim ve sonuç. Bu ne lan, mantar mı? Turp mu? Bu ne böyle be? Evet. Semsert. Burada iki tabak hazır. Bak, esasında şunun özü şu. Hı. Eli böyle koyuyorsun. Evet. Tamam mı? Şimdi bu da bak böyle gidiyorlar. Ama ben biraz daha sakat yolunu yapıyorum. Benim yaptığım gibi yapmayın yani. Arkadaşlar bu arada bakın kim var mutfakta? Arkada. Selin. Çünkü ben kendi ya. Mıntıkası olduğu için. Ya bu nasıl bir şey anlayamadım. Damlaya ceza çekiyoruz. Damlaya ceza çekiyoruz. Bu ya işte mutfakta iyi dönüyoruz biz yani. Biraz da yemek yapımını çekerse. Aa. Ne? Yüzüm ne kadar tatlı geriliyor. Gelme yere dökülür. Bak sevdiğin tava. Gerçekten çok seviyorum. Ben hiç bilmem kendi saçma bir şey. Yani abi çok tehlikeli şeyler var aslında biliyor musun? Saç var ya saç. Evet. Eve alayım diyorum almadım.
Tehlikeli diye. Hayır, beni tehlikesi. Sajda neler yaparsın sen biliyor musun? Saç kavurma. Of, çok yedirir bana. Bu şeyi görmen lazım. Teknolojiyi. 1, 2, 3, 4 attım. Alayım sana. Al. Alırım. Almazsan rezil ederim seni gidiyorum. Tamam. Pahalı bir şey olsa alır mıydın? Alırdım. E bitti. O zaman bunu söylemen ayıp oldu şu an. Pahalı bir şey değil ki. Hayır ben... Alırım, pahalı bir şey değil ki. Ben sen şey demeye çalışıyorum zaten. Hani masrafı yapmak demeye çalışıyorum. Bana aldığın en pahalı hediye ne? Canınım ya, seviyorsun ya. Kargayı aldım işte. Evet, Allah razı olsun. Sen bana ne aldın? Doğum gününde highlighter aldım sana. Evet. Tamam, ben de sana soğan kesme makinesi alacağım bundan. Kaç defa bir ısmarladım sana. Ben de ısmarlamışımdır canım. Ne kadar? İyi mi bu? Bak bakayım. Bakayım, at bakayım, tavada göreyim. At at. Gerçekten? Şimdi? Bakayım, güzel. Bu arada bu benim yapmadığım bir yemek değil şimdi. Biraz cahil gözüktüm ama gayet iyi biliyorum. Yok be, senin zaten elini lezzetli ki bu arada. Sen bir yemek yapıyorsun. Teşekkür ederim. Yalnız bence malzememiz çok gelecek bunun için. Baksanıza bir taraftan story çekiyorum, bir taraftan da hala pişirmeye devam ediyorum. Öf. Ben buna biraz da salçalı su ekleyeceğim. Fuat böyle bir şey söylemedi ama bence şey güzel olur. Yani en azından suyu da değerlenir. En son bu domatesler gelecek ama ona da çok var. Önce hepsinin iyice pişmesi lazım. İşte hazır. Gerçekten gayet güzel oldu. Salça eklemedim ama domates zaten o şeyi vermiş bence. Hani suyuna ne derler, o aromayı katmış. Güzel, şimdi yiyebiliriz. Arkadaşlar şu an hemen bir ertesi gündeyiz. Dün çünkü yemeği yaptık, yedik. Ondan sonra çocuklar PlayStation'a daldı. Ben yeni bir dizi keşfettim, onu izlemeye daldım derken çekime devam edemedim. Ama zaten bugün başka bir videoyla ilgilendiğimiz için bunu burada kapatıyorum. Ve birkaç gün içinde tekrar görüşmek üzere diyorum size. Umarım... Ne? Gelmeyi anladı. Umarım keyif alarak izlemişsinizdir. Çok zor görevler vermediler ve ben olsam neler yapardım ama neyse, onların hayal gücüne kalmış, yaratıcılığına kalmış, bu kadarmış. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kal de. Kardeşin nerede oğlum senin? Kardeşini bırakma, daha yolun başındasınız. O ayrı yerde, sen ayrı yerde. Hı?